İşte ev burası efendim. Oğlum sen de gölge bir yere çek arabayı. Peki efendim. İsterseniz buyurun içeri girelim. Ya iyi olur, hava çok sıcak. Hadi bari. Hadi ya. İçeride havuz var. Çok beğeneceksiniz. Bayılacaklar. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. İşte havuz da burada. Nerede bu havuzun suyu? Ay ben nereden bileyim Zühtü Beyciğim? Tamam efendim, şimdi içeri girelim. Havuz gerekmiyor zaten. Evet ama yaz bitmeden havuzu doldurup gireriz değil mi? Bariye, bu havuzu dolduracak su parası bizde olsaydı... ...şimdi Zühtü Beylere sığınmazdık. Hadi gire. İşte burası. Nasıl? Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun Kudret Bey, çekinmeyin. Ben şu örtüleri kaldırayım. Kampingimi kapattırdınız, hidayete erdiniz mi Engin Bey? Mutlu oldunuz mu? Boyunuz mu uzadı gergin Engin Bey? Evet, boyum uzadı. 1.75'tim, 1.90 oldum. Kalkayım mı? He, ne komik. Sizin gibi insanlar yüzünden turizmimiz şuradan şuraya gitmez. Turist de tabii İtalya'ya gider, İspanya'ya gider, Yunanistan'a gider, Kenya'ya gider. Aman aman, sanki kampinginiz turist doluydu. Şikayet edip kapattırmasaydınız dolacaktı. Tesis oturmak üzereydi. Ya öyle şahane bir kampingdi ki Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer bile bayıldı. Şak diye mühürlediler kampingi. Bize ekmeğimizden ettin Engin Bey. Ben değil, patronun Kadir etti. Bir başka otelin bahçesine kamping kurmak baştan hataydı. Ne güzel kardeş kardeş geçinip gidiyorduk işte Engin Bey. Sen karışma bu işlere Hasan. Kadir Bey kamping illegal bir işletmeydi. Ve layığını buldu. Gülme gergin Engin Bey, gülme. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Bu evi 20 yıl önce yaptırmıştık. O yüzden biraz devode. Kiracılar da biraz hor kullanmış. Biraz mı? Bu evde kedi beslenmiş. Kokusunu alıyorum. Tövbe estağfurullah. Sanırım işinizi görür herhalde. Değil mi Hülya Hanım? Görür herhalde. Görür, görür. Kira olarak ne düşünüyorsunuz Zühtü Bey? İlk bir iki ay vermeseniz de olur. Sonrasında hallederiz. Olur mu öyle şey canım? Olur, olur. Sizi yalı dairesinden çıkarttık canım. Biraz da yardımımız olsun. Lütfen kusura bakmayın. Metehan bize de sürpriz yaptı. Evet. Biz de hiç beklemiyorduk. Önemli değil canım. Sizin eviniz sizin oğlunuz. Tabii ki oğlunuzun hakkı yıl dairesinde oturmak. Yine ne oldu anlamadım bu çocuğu. Evet. Birdenbire çıktı geldi. İşlerin başına geçeceğim diyor. Evleneceğim diyor. Size ben bakacağım diyor. Kafasına bir şey düştü herhalde. Evet. Bence hemen kurban kesin. Ben Kadir ortaokuldayken adak adamıştım. Eğer hayırlı bir evlat olursa kurban kesecektim. 30 sene geçti, hala kesemedim. Ben kurban kesemedim, bari siz kesin. Kudret. Aman, bırak Bahriye. Kimi kimden gizliyorsun, bilmiyorlar mı sanki Kadir'i? Hayırsız işte. Bütün dünya hayırsızları bir araya gelip ülke kursalar, bizimkini kral seçerler. Aman cezanızı zamanında ödeyin Kadir Bey. Sonra faiz yersiniz. Faiz yemek yumruk yemekten daha iyidir. Gergin Engin Bey. Kadir abi biz gidelim artık. Tamam gidelim. Yürü lan. Bir daha da bilmediğiniz işlere girmeyin Kadir Bey.
Turizm sektörü size 2 numara büyük gelir. Siz 23 Nisan'da evinizde yabancı çocuk bile ağırlayamazsınız. Eminim daha batmanızı bekleyen pek çok iş kolu vardır ha? Aa, ben size inanıyorum. İtinayla batacağınıza eminim. Ben sana şimdi batmayı gösteririm. Gel git en gibi. Sen benim işimi Bayağı geniş bir ev. Evet. Neyle ısınıyor burası Zühtü Bey? Kombi var, doğalgazlı. Soba kurmak lazım buraya. Bu eve doğalgaz mı yeter? Neyse canım, sen doğalgazı boş ver. Daha kışa çok var. Zühtü Beyciğim, gidelim artık. Mete Han bekliyor. Gidelim efendimciğim. Siz de eşyalarınızı almak için yalıya geliyor musunuz bizimle yoksa? Ha, ben geliyorum. Tamam mı hanımlar? Bavulları getiriyorum. Tamam baba. Zaten başka şansımız mı var? Yani. Hadi o zaman, çıkalım biz. Çıkalım Kudret Bey. Hülya, kızım sen de babanla git. O kadar valizi getiremez. Tamam anne. Gerek yok. Ben nasıl getireceğimi biliyorum. Buyurun efendim. Allah'a ısmarladık efendim. Biz yine uğrarız. Sağ olun Afife Hanım. Evin anahtarları Hülya Hanım. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bıraksaydınız da iyice hırpalasaydım şu herifi. Boş ver Kadir abi, biraz sakin ol. Ne sakin olacağım be? İspiyoncu Engin, çadırlarımı niye yıktırdın? Kadir ne abi. Güzel para kazandın. Kadir abi, Kadir abi. Belki de iyi oldu. Zaten burada doğru düzgün de para kazanmıyorduk. Sus, konuşma. Ekmeğimle oynadı. Aşk kemerdi Kadir, Kadir abi. Ay, yapma Kadir abi. Kadir abi, Kadir abi yapma. Bırak beni. Yapma. Bırak abi. Yapma Kadir abi. Yapma Kadir abi. Yok Kadir abi. Gebek. Yok, yok, yok. Ekmeğimle nasıl oynadın? Ben namusun başında ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Tamam, sakın ol Kadir abi. Tamam, tamam Kadir abi, sakın ol. Ne oluyor lan? Bırakın. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Soru sorma bana. Ne diyorsam onu yap. Ondan sonra benimle muhatap olma. Çok gerekirse ben seninle muhatap olurum. Ev işini hallettiniz miydi baba? Ev işini hallettiniz baba. Artık bana baba da demeyeceksin. Niye? Çünkü artık ben senin için sokaktan geçen bir yabancıyım. Hadi! Ben yabancıların arabasına binmem. Binin dedim! Tamam, ben. Tamam baba, kızma dedim. Geldik merdivenli eve. Şu evlere neden yürüyen merdiven koymazlar anlamıyorum. Ev leş gibi biliyor musun? Bir de kedi beslemişler. Her yer tüy. İstanbul sokakları kedi dolu. Gitsinler sokakta sevsinler. Niye evde besliyorlar anlamıyorum. Sen niye konuşmuyorsun? Haklısın anne. Bayağı kirli. Kadir'le kavganızı duydum. Sen haklıydın. Bu sefer ben de kızdım ona. Hiçbir işin sonunu getiremiyor canım. Evet. Belki evliliğin de sonunu getiremeyecek. Nasıl yani? Baba bunları ya. Sus! Sızlanma! Taşı! Her şey senin yüzünden başımıza geldi be. Niye baba? Yalıdan Zühtü Bey çıkarttırdı bizi. Ben mi çıkarttırdım? Senin yüzünden Zühtü Bey'lere minnet etmek zorunda kaldık.
Ya emekli ikramiyemi yedin, memleketteki evi yedin. Hala borç harç içindesin be. Baba kampın işini görüyor musun? Biliyorsun bana komplo kurdular. 40 yıldır bu komplo kuruyorlar. Ya becerdiğim bir tek iş yok be. Beceriksiz. Selam anne. Bu bavullar da amma almış ya. Ne var bunların içinde? Var işte bir şeyler. Çıkar yukarıya. Ne oluyor ya? Niye herkes bana böyle kötü davranıyor? Hadi. Aşağıdaki bavulları da getiriyorsun. Sonra yallah. Yallah derken? Yallah işte. Temelli yallah. Sen bu evde kalmıyorsun. Nasıl yani ya? Anne. Burada kalmazsa nerede kalacak Kudret? Koca adam. Nerede kalırsa kalsın, adam olana kadar. Ki benim hiç umudum yok, bu eve giremez. Ha, kamping işini diyorsan baba, sen de biliyorsun arkamdan şey yaptılar, bıçakladılar yani. Yoksa ben tuttuğumu kopartırım baba. Git aşağıdaki bavulları da getir, bir daha bu eve asla uğrama. Ama baba... Kanalım kesindir, tartışılamaz. Tartışılması dahi önerilemez. Gidecek, eve gidiyor tabii. Vay be, evde de bayağı büyükmüş be. Bana da yer var herhalde. Nerede sana yer var? Bana yer var mı da ki sana yer var? Sana niye yok? Evden kovuldun mu yoksa? Evet, kovuldum. Bana bak Rafi, git şimdi Kudret amcana biraz yavşa. De ki ona, Kadir abin çok iyi bir adamdır de. O senin oğlun de. Onu dışarı bırakırsan maazallah onu kurtlar kapar de. Söyle işte bir şeyler, ne bileyim ben, yürü hadi. İyi, tamam. Şevele, yürü. Olya. Oo, bakıyorum evin tadını çıkarıyorsunuz Hulya Hanım. Şu babamla bir tuhaf adam Hulya ya. Eve giremezsin diyor. Almam seni eve diyor. Bak baba dedim. Olmaz öyle şey dedim. Benim bir karım var dedim. Ben onsuz yapamam dedim. O da zaten böyle bir şey istemez dedim. Beni yanında ister dedim. Beni kollarında ister dedim. İyi demişim, değil mi Hulya? He? Babam beni yoldan çevirdi Kadir. Annemlere gidiyordum, izin vermedi. Bir süre ayrı kalmamız gerektiğini söyledim. Kalacaksınız dedi. Sabahtan beri ayrıyız zaten ya. Yeter bu kadar ayrılık. Seni burada istemeyen benim Kadir. Baban değil. O senin oğlun Kudret amca. Dışarıda bırakamazsın. Kurtlar parçalar vallahi. Onun kendisi kurt. Biz nerede kalacağız peki? Sana bir yer buluruz. Geçici olarak tabii. Canım siz de Hasan'la kendinize bir yol çizin artık ya. Kadir abinizle varacağınız tek yer Scutio Hayal'dir. Orası neresi? Bir kampını kapattık diye hepiniz ne büyük tepki gösteriyorsunuz ya. Tarihte ilk işi batan adam ben miyim ya? Niye bana böyle muamele yapıyorsunuz hepiniz ya? Ceren şu anda nerede Kadir? Ayvalık'ta, Ayvalık tostu yiyordur. Ayvalık'ta değil mi? Nerede benim kızım? Sen aile babası olacak adam değilsin Kadir. Bunu anlamam 15 yıl sürdü ama... sonunda anladım. Hasan'cığım, kapı çalmak diye bir adet vardır. Bilmem bilir misin? Bence Kadir Bey'e yanlış yaptınız Engin Bey. Oradan kaç kişi ekmek yiyordu biliyor musunuz siz? Bana duygu sömürüsü yapma Hasan. Kadir abin yanlış adamdı. Kendi ekmeğini kazanırken bizimkiyle oynuyordu. O bu oteli kapattırmaya çalışmadı Engin Bey. Ama siz onun kampingini kapattırdınız. Hasan, bak ne güzel işim var. Niye böyle konuşup benim asabımı bozuyorsun? Evet. İşim var. Ama onlar gitti gideli ailemden ayrılmış gibiyim. Ne yapıyorsun sen? Kadir abinin bana ihtiyacı vardır.
Onu yalnız bırakamam. Hasan! Hasan! Hasan gel diyorum buraya. Hasan buraya gel. Hasan! Ne dedi babam? Ondan uzak dur dedi. Benden. Evet. Aslında haksız da sayılmaz. Bana bak Rafi. Zaten canım sıkkın bir de seni çekemem. Şaka yapıyorum ya. Şaka yapma. Şaka maka yapma. Şaka kaldıracak durumda değil. İşimiz yok. Evimiz yok. Paramız yok. Ayrıca kimsenin bana tahammülü yok. Devletin bile. Baksana. Durduk yere 2000 lira ceza kesmiş. Herkes bana karşı ya. Herkes bana karşı. Aa, anne, niye yerlere eğiliyorsun? Paspas var ya. Paspas da olmaz. Böyle bastıra bastıra sileceksin. Ay anne, ya bir yerini inciteceksin. Ben dönünce yavaş yavaş yaparız. Nereden alacaksın Ceren'i? Geldiği otobüsün Dudullu'da terminali var anne. Ben biraz erken gideyim de inip beklemesin çocuk. İyi. Ben gidip onun odasını temizleyeyim. Ben temizledim anne. O da beğenir burayı inşallah. Vallahi hiç sanmıyorum anne. Okulda çok uzak burası. Hadi ben çıkıyorum anne. Görüşürüz. Ceren'i mi almaya gidiyorsun? Evet baba. Ben de gelseydim kızım. Gerek yok. Siz yorulmayın baba. Peki. Ben de lavaboyu tamir edeyim. Baba. Efendim. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ya Bahriye, paspas denilen bir şey var. Onu kullansana. Beni tutulacak ya. Paspasla temizlenmez bu yerler. Bak, bir yerin ağırlı yatağa düşersen bir bardak su getirmem, söylemedi deme. Etrafı çok kirletme. Temizlik hastası bu kadın ya. Heykelini dikmek lazım onun karşısında. Thank you.
Rafi. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir şey düşün. Böyle bım bım bakma. Bir şey düşüneceğimiz yerinde bence eve nasıl gireceğini onu düşün. O kolay. Onu hallederiz. Kolaymış, hallederiz. Kuvvetlerini çok sinirli edebilir. Bana bak Rafi. Problemlere doğru noktadan yanaşmazsan o problemi çözemezsin. Ben tarihin yetiştirdiği en büyük problem çözücülerinden biri olarak eğer bir meseleye hallederiz dediysem o mesele halledilmiştir. Nasıl yapacağım peki? Bu Kadir'i aforoz etme tantanasının kilit noktası kim? Hülya yenge. Kadınların ne istediğini bilseydin çözümü de bilirdin. Ne istiyorlarmış? Seni zayıf görmek isterler. İstersen Süpermen ol. Dünyayı kurtar ama ara sıra karının dizinde ağlamazsan. Ben bir eşeğim, ben bir hayvanım. Keşke seni dinleseydim demezsen evliliğin yürümez. Ara sıra annelik duygularının okşanması gerekir. Çocuk gibi ağlayacaksın. Gidip alacak mısın yani? Evet. Gerekirse evet. Oteller çok pahalı. 2000 lira da borcum var. O yüzden bu gece evde kalmam şart. Ya garson yok mu burada? 2 saattir bekliyoruz. Ya kusura bakmayın, garson işten ayrıldı da. Ne alırdınız? 3 çay, bir açık olsun. Vay Dömbeli kardeş, bugün erken mi çıktın işten? İstifa ettim. Pisletmiyorsun değil mi oraları? Pis bir işi nasıl temiz yaparım söyler misin? Tamam canım, kızma hemen. 10 kere pisletme dedin ya. Ameliyat yapıyoruz burada. Lavabo tamir ediyoruz. Pislet tabii. Nasıl olsa burada temizlikçi kadın var. Efendim? Yok bir şey. Kedine çok tüy dökmüş diyorum. Kanka sen manyak mısın nesin? Mis gibi işini niye bırakıyorsun? Ya siz ayrılınca kendimi bir tuhaf hissettim ben orada. Yoksa seni gergin Engin mi kovdu? Hayır canım, ben istifa ettim. Beraber iş yaparız diye düşündüm. Kadir abi anlat, kafanda ne var? Hiçbir şey. Nasıl ya? Senin şimdiye kadar çoktan yeni bir iş girişiminde bulmuş olman gerekiyordu. Ya iş kurmak öyle pat diye kolaydı değil mi? Ayrıca iş kuracağımı nereden çıkardınız? Ya ben her seferinde illa bir yer açmak zorunda mıyım? Belki de gidip bir yerlerde genel müdür falan olacak. Artık zorundasın Kadir abi. Senin için işi bıraktım. Bana ihtiyacın vardır diye. Evet, var. Çayları sen ödüyorsun. 3 çay daha. Uzak ama ne kadar güzel değil mi Ceren? Bak, inekler bile var. İneklerle mi arkadaşlık edeceğim anne ya? Hadi hadi çok konuşma. Evde internet vardır inşallah. Ceren. Git bir tanış bakalım kimlermiş. Niye kendin tanışmıyorsun? Merhaba, ben yeni komşunuzum diye kapıya dayananlar genelde kadınlardır. Erkekler değil. Niye tanışıyoruz ki? Tanışmasak da olur. Bütün bu bölgeyi tanımak zorunda mıyız? Yok, orayı tanısak yeter. Vallahi bu kadar
çay içeceğinizi bilseydim işten ayrılmazdım. Tamam Hasan, tamam. Artistlik yapma. İş kurunca öderiz ya. Ne yapıyoruz şimdi? Vallahi siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum da benim acilen bir çiçek kapıp eve gitmem lazım. Ha Hasan, bu arada Kulet amca istersen evde kalabilirsin dedi. Seni de alır herhalde. Nasıl ya? Nasıl yani? Sizi kabul ediyor, beni kabul etmiyor. Aynen öyle. İyi, yatacak bir yerimiz var o zaman. Hadi biz de gidelim, yerimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Hiç özlememiş bak üstüm sana. Hiç özlemem mi dede? Çok özledim. Oğlum hiç öyle her gün aradın sen. Hiç alo demedin bana sen. Anne, kalk şunu bir koyayım. Ay, dur dur, hemen dur. Şunu da bir dakika çekeceğim. Dur anneciğim. Ben sana o kadar yerlerde sürünme dedim, değil mi? Neyse baba, olan oldu artık. Dur anne. Biraz daha iyi mi? Geçti mi? Geçmedi kızım, daha kötüleşti. Dur, tamam. Dede, ben bu evi sevmedim. Aa, niye kızım? Okuluma çok uzak, şehir dışında. Ceren, artık herkes şehir dışında oturuyor kızım. Alışacaksın. Alışamam anne. Niye kızım? Nasıl olsa kaydını yaptırmadık. Yakınımızda bir okula gidersin. Olmaz dede, benim okulda bir çevrem var. Çevremi kaybedemem. Ah kızım ah. Bütün işler de sana kaldı. Tamam anne, hallederiz. Duvarlar silinecek, lavabolar ovulacak. Babanın kirlettiği yerler silinecek. Anne, duvarları temizlemeye gerek yok. Kesinlikle olmaz. Her yeri temizleyip bir yeri pis bırakmak olmaz. Belini bilerek mi incitti acaba? Ceren, kapıya bakıver kızım. Aa, Ceren hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Merhaba millet. Merhaba, gelin çocuklar. Ay. Geçmiş olsun Bahriye teyze. Hayırdır, yer falan mı sildin? Evet. Bahriye teyzeniz paspas denilen icat henüz benimseyemedi. Akapuntura git Bahriye teyze. Anında kesilir. Neye? Akapuntur. Evet. Şimdi biraz bekleyelim. Çiçeğimiz hazır. Gözyaşlarımız. Güzel. Çok güzel. Vücudunda belli yerlere küçük bir sürü iğneler batırıyorlar, iyileşiyorsun. Bir sürü iğne mi? Evet. Mesela sırtındaki sınırlar için ayağına batırıyorlar. Dizindeki sınırlar için elini batırıyorlar falan. Değişik bir şey işte. Aman aman, istemem. Kendiliğinden geçer. Hülya, kızım hadi sen başla. Daha yapılacak bir sürü iş var. Tamam anne. Kudret amca, bize de bir oda verecek misiniz? Ben öyle bir şey demedim. Aa, dedin ya Kudret amca, dınıklık etme şimdi. Ya, dedim ama bir iki gece, yani geçici. Tamam, ev büyük ama fazla oda yok. Tamam canım, tamam. Bir iki gün burada kalalım da sonra başımızın çaresine bakarız artık. Siz şimdi bir iki gece burada mı kalacaksınız? Kudret amca tekrar dınıklık etmezse evet. Rafi. O zaman gelin, sizinle biraz temizlik yapalım. Temizlik mi? Evet canım, zor bir şey değil ki. Duvarlar, halılar falan silinecek. Siz bekleyin, ben size temizlik bezi falan getireyim. Anne ya, dolapta niye hiçbir şey yok? Daha yeni taşındık Ceren. Merak etme, ben bir şeyler hazırlarım sana. Hadi canım. Acıktım. Aa. Sevgilerin en güzeli seni sevmek. Özlemlerin en güzeli seni özlemek. Ve hayatın tadı her sabah kalktığımda senin var olduğunu bilmek. Ne istiyorsun Kadir? Ne istediğim açık değil mi Hülya? Seni. Kızınca çok güzel oluyorsun Hülya. Özellikle de bana kızınca. İşim var. Demek yatağımız bu Hülya. Demek bundan sonra sevgimize, aşkımıza, mutluluğumuza ve saadetimize bu yatakta devam edeceğiz.
Sahiller dalgaları nasıl beklerse, gökyüzü mehtabı nasıl özlerse, kuru topraklar suya nasıl hasretse, sen de benim hasretimsin oğul ya. Ya Kudret amca ya, bir şey söyle ya. Ben duvara falan silmeye beceremem ki. Ben de halı falan silemem. Yaparsınız, yaparsınız. Bakın Bahriye teyzeniz arıza yaptı. Şöyle bezi bir iki sürüverin, içi rahat etsin. Duvarlar silinmezse uyku uyumaz o. Öyle bezi sürüvermekle kirler çıkmaz. Şöyle bastıracağım. Aşkına döksem gözyaşlarımı, elinle bir defa silecek misin? Şu kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin? Daha bir şiir bile ezberleyemiyorsun. Bir çiçekle, avcundan okuduğun bir şiirle mahvettin hayatımı geri getirebileceğini mi sanıyorsun? Ben senin hayatını mı mahvettim oraya? Mahvettin tabii. Kaç yaşına geldik bir gün yüzü görmedik. Başkalarının evinde bir sığıntı gibi oradan oraya savrulup duruyoruz. Bir eşyamız bile yok. Bir işte 2-3 aydan fazla çalışamıyorsun. Hep boş hayaller peşindesin. Hadi beni sevmiyorsun anladım. Bir adam kızını da mı sevmez? Buruk bir duygu yüklenirse yüreğine, gözlerin zaman zaman takılıyorsa uzaklara... Keser misin Kadir? Kulakların çınlarsa zamansız, bil ki bir yerlerde özlenmişsindir. Rafi, efendim? Duvarları sen sil abicim. Niye ben siliyormuşum? Sen sil. Ya ben niye böyle bir şey yaptım kardeşim ya? Ne güzel işim vardı. Ver. Rafi, bahçeye gel şu ıvır zıvır taşıyalım. Ağır mı? Ağır tabii. Ağır olmasa seni niye çağırayım? Senin için bozuk Kadir. Doğru düzgün çalışmıyorsun. O yüzden sürekli batıyorsun. Bir şeyler kazanıp geleceğimizi garanti altına alacağımızı sürekli kaybediyoruz. Boş işlerine yeterince destek oldum. Artık yeterince yıkılan hayalim var. Anlaşıldı. Ağlamam gerekecek. Haklısın Hulya. Ben bir eşeğim. Ben bir hayvanım. Keşke bana söylediklerini daha önce dinleseydim. Keşke dinleseydim Hulya. Ne karımı mutlu edebildim, ne de kızımı, ne anamı, ne de babamı. Oysa onlar bana hep inandılar, hep destek oldular. En başta da karım, ceylan gözlü Hulya'm inandı bana. Ama ben ne yaptım? Ne yaptım? Onları hep hayal kırıklığına uğrattım. Ben bir öküzüm, öküz. Her şeyi hak ettim. Keşke ölsem de, istemeden de olsa çevreme verdiğim bu zarar artık bir son bulsa. Ben kendimi yaktım. Evet yaktım. Ama yakarken de bu masum, bu güzel, bu her şeyi hak eden muhteşem yarattığında hayatını mahvettim. Mahvettim. Ya. Özür dilemenin bir faydası yok. Artık ben ölmeliyim. Ölmeliyim. Kendimi bir kamyonun altına mı atarım? Yoksa FSM köprüsünden aşağı mı atlarım? Orasını bilemiyorum. İnşallah yatacak bir yeri olmayan bu adamı
boğazın o buz gibi derin suları kabul eder. Elveda Hülya. Elveda Hülya. Elveda Hülya. Kadir. Hülya. Ben boşanmayı düşünüyorum. İstersen babaanne. Bakayım kızım. Ah! Ah! Yok, yok. Kımıldayamıyorum. Ah! Çok acıyor. Ah. Niye bir temizlikçi tutmuyorsunuz ki? Artık herkesin bir temizlikçisi var. Ah. Aynı fikirdeyim Ceren'cim. Vallahi bu devirde bir ev sahibi olarak duvarları silmek... yani çok saçma. Evet ya. 2 yıl para bir tane temizlikçi tutun. Rafi, o kadar kafamız çalışıyor herhalde bizim de. O zaman niye... Neyse canım, sonra tutarsınız. Yeni ev masraf demek tabii. Ah ah, yavrum ne yapıyor şimdi? Ne yiyor, ne içiyor? Sahi babam niye gelmiyor? Baban aforoz edildi Ceren. Ne edildi? Beni evden kovmak ha? Benden boşanmak ha? Benim adım Kadir. Hallederiz Kadir. Ben öyle kolay kolay pes etmem. Vah yavrum. Aç mıdır? Açıkta mıdır? Ah. Yeter bari, yeter. Biraz ayrı kalsın bizden. Bir şey olmaz ona. Biraz ayrı kalsın ve düşünsün. Gelsin evde düşünsün. Niye yolladın çocuğumu? Olmaz. Burada düşünemiyor. Bizimle beraberken kafası çalışmıyor. Bu ayrılık bazı şeyleri kafasına dank ettirir. Evet. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Yarından itibaren yeni bir dünya düzenine geçiyoruz. Artık her şey giderek düzelecek. Bir evimiz var. Gerçi biraz eski ama bahçeli, mahçeli, geniş. Ceren Cem'in okuluna biraz uzak ama o da alışacak. Hasan ve Rafi de bir süre bizde kalıp yardım ederler. Yarın yeni bir iş bakacağım kendime. Gerçi benim yaştaki birisi için iş bulmak zor ama herhalde bir şeyler bulurum. Ama Kudret sen... Sen yaşlandın falan deme bari. Bu aileye birinin bakması gerek. Bu yaştan sonra direnecek değiliz ya. Elim kolum da tutuyor çok şükür. İyi kötü bir şeyler yaparız. Emekli maaşım da var. Ben başınızdayım, size bakarım. Kimse mutsuz ve umutsuz olmasın. Hepimiz sağlıklı insanlarız, şükürler olsun. Bu yüzden bu evde artık gülen insanların yüzünü görmek istiyorum. Tamam mı? Kudret amca, hepimiz sağlıklıyız diyorsun ama... bak Bahriye teyzenin beli kısa devre yapmış. Kapını duruyorum, dinleyen yok. Kim yapacak onu, sen mi yapacaksın? Yaparım tabii, ne var? Aman sakın Arafi, daha beter olur. Kimse seni benim sevdiğim kadar.
Karıcığım sen olmasan yaşamak neye yarar? Buryacığım sen olmasan yaşamak neye yarar? Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. La 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 la. Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. İstediğin kadar düşün. Almıyorum seni içeri. Tamam mı? Amor, amor, monsieur de qui, monsieur de qui. Şarkı söyledik, müzik yaptık, gitar çaldık, hala çadırda uyuyoruz. Yahu bana saygınız yok, bari sanatçıya, sanata saygınız olsun be! Buyurun, bir şey mi baktınız? Kimsiniz? Şuradaki evin aile reisi, niye? Daha çok kabile reisine benziyorsunuz. Espri yapmak için mi durdunuz? Allah Allah! Ağza bak, iyi ki bir cipi var. Oo Kadir abi, sen ne yapıyorsun burada? Bana bak Dombili, sabah sabah esprik yapacaksan sakın yapma, esprik kapasitem doldu. Kamping kapandığı halde bakıyorum çadır olayından kopamamışsın. Ya öyle oldu Dombili, kopamıyorum işte, ne yaparsın? Atalarım da çadırda yaşarmış. Allah Allah, Allah Allah. Ya Kadir abi, dün gece yatarken duydum da birisi şarkı söylüyordu. İğrenç bir sesi vardı. Senin de dikkatini çekti mi? Çekmedi. Allah Allah. Kimdi acaba? Bana bak, evde durumlar nasıl? Lehimde bir gelişme var mı? Yok, sınırı geçtiğin anda vurulacaksın. Aman ne komik! Babam dışarı çıkacak mı? İş aramaya çıkacakmış. Güzel, sende anahtar var mı Dombili he? Var, ama vermem Kadir abi. Yatağım çok güzel, tehlike atmak istemem. Hasan! Tamam tamam, bakkala gideyim gelin mi hallederiz. Hadi bakalım, yallah! Güzelsin evladım, bezi tozu kalmasın. Tamam Bariye teyze, tamam yapıyoruz işte. Şu suyu da değiştir. Hem git Hülya abla da yardım et. Anne, bu mu? Hah, evet. Getir bakayım. Bu kadar çok mücevherin olduğunu bilmiyordum anne. Hepsi pazar işi. Ama bir tek bu yüzük değerli. Manevi değeri büyük. Biri mi verdi? 50 senelik evliliğimizde babanın bana aldığı tek takı. Semih'e hamile olduğumu öğrenince vermişti. Anne bakayım. Ay çok güzelmiş. O da pazardan almış. Ama tarihi bir belge sayılır. İlahi anne. Yukarıda işleri bitirdin mi kızım? Bitiyor anne, bitiyor. Hadi ben devam edeyim. Sen bir 90. Beni bilince. Vah vah vah. Paspas kullansaydın ya anne. Bir de sen başlama evladım. Allah, tam aradığım şey. Neresi ağrıyor anne, bir göster bakayım.
sırtım evladım, nasıl göstereyim? Dur, tamam, sen dön, ben oraya bir masaj yapayım anne. Sen dön, dön. Dön anne, dön, dön. Oğlum dur, tamam, o. Oh. Tamam anne, tamam. Gerçi masaj iyi gelirdi ya, neyse. Ay, baksana. Akupunktur diye bir şey varmış, biliyor musun? Biliyorum tabii anne, akupunktur. Kuala Lumpur'da yapılıyor, insana iğne batırıyorlar. İğne acıtır mı? Yok anne, ince iğneleri ucundan azıcık batırıyorlar. Ahmet! Merhaba Kudret amca. Merhaba. Kadir'in sesini duyduğum gibi geldi bana. Kadir mi? Yok canım, ne Kadir'i? Özledin tabii, sesi kulağında çınlıyor. Ya ne demezsin? Onun o bel sesini 2 sene duymasam gene de kulağında çınlamaz. Bana bak, ben iş aramaya gidiyorum. Gelirse sakın içeri alma, tamam mı? Ona göre. Kudret, ne olur affetsen. O senin oğlun. Benim öyle oğlum yok. Hayırsız, beceriksiz. Bir baltaya sop olamadı ben. 70 yaşına geldim, hala iş aramaya çıkıyorum. Bu mu ona verdiğim emeğin karşılığı ha? O kızı da perişan etti. Evliliği bile beceremiyor ben. Bırak tek başına dolaşsın. Yalnız giriş olmasa kendisine zarar verir. Eve borç harç getirmez. Ben çıkıyorum. Sen de kalkma, dinlen. Güle güle Kudret. Merhaba Hulya, kolay gelsin. Dil dökmeye geldiysen hiç nefesini tüketme Kadir. Çok işin var, sana iyi günler. Yok Hulya, ben Ceren'i görmeye geldiydim bir de. Gördün mü bari? Gördüm. Maşallah, tatil ona pek yaramış. Nerede gördün? Yatağında. Melekler gibi mışıl mışıl uyuyordu. Ceren son 1 saattir banyoda Kadir. Görmüş olamazsın. Yalan söylemek senin ruhuna işlemiş. Hulya, Hulya. Dün kızgınlıkla boşanmak boşanmak dedim. Yok öyle bir şey değil mi? Kızgın değildim Kadir. Şuurum gayet yerindeydi. Tamam Hulya, çiçekler çok havalı değildi. Ben dün akşam şarkıyı da biraz kötü söyledim ama... bak bunu çok beğeneceksin. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Kapat, kapat, kapat. Hadi bak bunu çok seveceksin. Hadi Hulya. Beni affet Hulya. Hulya, bu kadar duygulanacağını bilmiyordum. Bak hayatım, bunlar yan taraftakiler yakut. Söyleme sahip çok pahalı ama benim karım az bile. Sen yalancılığın doruğuna ulaşmışsın Kadir. Bu annenin yüzü. Ama bayağı pahalıya sattı Hulya. Ne annenin değerlerine saygın var Kadir, ne evliliğimize. Sen beni de evliliğimize çocuk oyunu sanıyorsun Kadir. Çok doğru bir karar verdim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Aman be. Aman be. Hani parti gününe kadar bütün çiçekler açacaktı? Gübreledim ama yetişmedi Tuğba Hanım. Garden parti veriyorum, gardına bak. Konya babası gibi. Bir değil, iki değil Hidayet Efendi. Elmalarda kırmızı çıkacak demiştin, yeşil çıktı. Ben yeşil elma sevmiyorum. Abim sana başka bir iş verir Hidayet Efendi. Artık bahçeye sen bakmıyorsun. Peki Tuğba Hanım. Thank you.
Anne. Efendim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben... Evet kızım. Ben bir karar aldım. Ne kararı? Evle mi ilgili? Evlilikle ilgili. Ben bekliyordum zaten. Aferin kızım. Bekliyor muydun? Tabii. Bu şekilde nereye kadar giderdi ki? Yani... Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım anne. Niye üzgünsün kızım? Üzülecek ne var? Çok dayandım. Ona çok destek oldum ama... Yıllardır hiçbir şey değişmiyor. Artık mutsuz bir kadın oldum. Tabii. Kocasından ayrı olmak mutsuz eder kadını. Anne sen neden bahsediyorsun? Senin bahsettiğinden. Sen? Senin bahsettiğinden. O zaman ikimiz de aynı şeyden bahsediyoruz. İyi. Babama sen söylersin değil mi? Kızım ben dünden beri söylüyorum. Beni dinlemiyor ki. Neyi dünden beri söylüyorsun? Kadir'i affetmemiz gerektiğini. Ne? Bence sen de git babana söyle. Kadir'i affettim de, evde kalsın de. Beni dinlemez. Anne, ben Kadir'i affetmekten bahsetmiyorum. Neden bahsediyorsun? Anne, 15-16 yıl oldu evleneli. O kadar az mutlu günümüz var ki. Kızım, yuva yıkmak o kadar kolay mı? Anne, lütfen. Yuva yıkan ben değilim. Yuva yıkan biri varsa o da Kadir. İşi battı diye mi? Hayır anne, işle alakası yok. Sorumsuzluğuyla alakası var. Yıllarca ona çocuğummuş gibi muamele ettim. Yaptıklarını yaramazlık olarak gördüm. Bağrıma bastım. İdare ettim, affettim. Ama artık daha fazla dayanamıyorum. Bakar mısınız? Ne kadardı çay? 25 kuruş. Buyurun. Eyvallah. Hala garson arıyor musunuz? Arıyoruz. Ne tesadüf. Ben de iş arıyorum da. Kusura bakma bey amca. Ben gençten birini arıyorum. Şamil abi iki çay verir misin? Tamam. Koşturması bol olur buranın. Sabah erken açarım, gece geç kaparım. Yorulursun, dayanamazsın. Bakma böyle çevimsiz durduğuma. Güçlüyümdür aslında. Yanlış anlama. Benim vereceğim para sana yetmez. Bana genç biri lazım. Yeter, yeter. Madem öyle, günde 5 liraya razıysan buyur başla.
hayırlı işler. Güle güle. Anne, lütfen ağlama. Zaten üzgünüm, bir de işleri zorlaştırma. Kesin kararlı mısın yani? Evet anne. Bu kısır döngüden çıkmam lazım. Evladım çok üzülecek. Üzülmez o anne. O hayatta her şeyi iş gibi görüyor. Bir işi daha batıyor. O kadar. Babama sen söyler misin? Kadir abi, Kadir abi. Ne oldu Tamir, bir şey mi oldu? Hülya abla senden boşanmayı düşünüyor. Aman be, hay gözün önemesin, bende bir şey var sandımdır. Bir şey işte. Biliyor, oğlum biliyor. Ne yani, haberin var mıydı? Evet vardı. Hülya yengem bu aralar biraz gergin. O yüzden ikide bir de boşanmaktan söz edip duruyor. Geçici bir şey yani, merak etme. Vallahi bana pek geçici gibi gelmedi. Geçici, geçici. Nereye boşanıyor ya? Çoluğu var, çocuğu var. Ne yapacak tek başına? Anasının evine mi gidecek? Merak etme. Kadınların boşanmaları öyle kolay iş değildir. Şamil abi, bana bir tane soğuk gazoz versene ya. Ne oldu Barıya teyze? Sorma evladım. Sordum artık. Geçmedi mi daha? Daha beter oldu. Yapma ya. Rafi. Efendim? Benim hemen kalkmam lazım. Akupunktur yapabilir misin sen? Yok yapamam. Onun özel iğneler var. Toplu iğneyle olmaz mı? Olmaz herhalde. Niye olmazmış? Bak şu dolabın içinde dikiş kutusu var. Getir bakayım onu bana. Getireyim. Al. Nasıl yapıyorsan yap bakalım. Barıya teyze, ben anlamam iğne miğneden. İstersen beni bir yere bulayım, onlara gelsin yapsınlar, daha sağlıklı. Oğlum çok uzun sürer. Benim kalkmam lazım. Ailem dağılıyor, böyle yatamam. Ailem mi dağılıyor? Hayır, ayağım ağrıyor demiştim kızım. En iyisi ben gidip bir akupunkturcu bulayım sana. Bahçıvan arıyorsunuz galiba. Demek okuma yazmanız var. Evet. Hem bahçe işlerinden de çok iyi anlarım. Kusura bakmayın ama yaşlı insanlarla çalışmayı pek tercih etmiyoruz. Biraz ağır anlıyorlar. Öyle mi? Sen üstüne alın mı amca? Yok, ben zaten hızlı anlarım. Bahçıvan mı arıyoruz? Demek okuma yazmanız var. Bahçıvana ne oldu? Çiçekleri Garden Party'ye yetiştiremedi. Sana yolladım. Neyse, size iyi günler. Ha bu arada ağır anlayan yaşlı insan sizin yan komşunuz. Tanıştığımıza memnun oldum. İşi almadım da bozuldu biraz.
Bahçıvan mı olmak istiyormuş? Evet. Bir saniye. Oflanma. Yani bu hareketi Ceren yapsa anlarım. Ya koskocaman kadın. O iğneyi kendisine nasıl saplar anlamıyorum. Sanki belimin ağrısı geçti gibi ama. Tabii. Buranın acısından orayı hissetmiyorsundur. Hadi bakayım, tamam. Merhaba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Neredeydin kızım? İşim vardı biraz. Ah, iş dedim de aklıma geldi. Şu yandaki çiftlik evi var ya. Evet. Yarın orada bahçıvan olarak işe başlayacağım. Bahçıvan mı? Ne yapayım bari? Bütün gün iş aradım. Bana göre iş yok ki. İyi olmuş baba. En azından eve yakın. Ben de öyle düşündüm. Şimdi 500 lira alıp 300 lirasını yol parası vermektense böylesi daha iyidir. Nasıl insanlar? İyiler mi bari? Vallahi tam ne olduklarını anlayamadım. Evde bir kız bir de adam vardı. Yani kız biraz ukala gibi. Evliler mi, kardeşler mi bilmiyorum. Yarın neyin nesi hepsini öğrenirim. Hayırlı olsun baba. Ben yukarıdayım. Ne oldu? Yok bir şey. Var bir şey, var. Niye işe aldın o adamı? Bahçıvan lazım demedin mi? İki gün sonra belli tutulur bak gör. Neyse, sen gidip tanıştın mı komşularla? Allah Allah, giderim tamam bir yerleşsinler. Hem... Ne var o evde bu kadar ilgini çeken? Evet Bahriye. Söylesene ne söyleyeceksin? Şey... Ne? Kesin kızacağım bir şeydir. Öyle de denebilir. Kudret. Ya, evet söylesene. Kapı bakar mısın lütfen? Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çiftçi Bey, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Vallahi bu ev temizlik kokmuş. Evet, mis gibi olmuş. Ah, çok teşekkür ederim. Afiyet Hülya olsun. Teşekkür ederim. Nasıl, alışabildiniz mi Hülya Hanım? Alıştık Zühtü Bey. Gayet güzel. Valla bazı eşyalara tutunca elimizde kalıyor tabii. Doğaldır. Ne de olsa eski ev. Peki siz nasıl belinizi incittiniz? Valla Bahriye paspas denilen icada savaş açtı. Nasıl? Ayakta silmek yerine yerlere eğilmeyi tercih ediyor. Kadın olmadığı için bilmiyor tabii bu işleri. Kadir Bey nerede? Bir yere kadar gitti. Ya, gelir birazdan. Ya aklımda çok güzel fikirler var da sermaye yok. Zühtü Bey'den iste. Hı. Olmaz. Kampingi kapattığımızda Zühtü Bey yemin etti. Bir daha benden sana kuruş çalışmaz dedi. Bir kaynağı daha kuruttun yani Kadir abi. Belli. Şu yan villadakileri tanıyor musunuz Zühtü Bey? Vallahi anne babalarını tanıyorduk. Onlar da bir trafik kazasında öldüler. Şimdi abi kardeş beraber yaşıyorlar. Kudret de orada bahçıvan olarak işe başladı da. Ya. Ya. Biliyorsunuz bahçe işlerini seviyorum. Onlar da birisini arıyorlarmış. Yani anlayacağınız tencere kapak misali. müsaadenizle... Ben biraz hava alayım. Hülya Hanım'ı biraz durgun gördüm. Temizlik filan. Yoruldu biraz. Ya.
Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Bahçe kapısı açıktı. Zil de çalışmıyor galiba. Önemli değil. Ben yandaki evde oturuyorum. Tuğrul. Hülya. Yarın bizim bahçede bir parti veriyoruz. Yeni komşularımızı da davet etmek istedik. Sağ olun ama pek parti modunda değiliz. Temizlik, yerleşme falan. Fena mı işte? Biraz kafanızı dağıtırsınız. Olur. Gelmeye çalışırız. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam. Görüşmek üzere. Geldi mi gitmek bilmiyorlar ya. Kendi evleri gibi oturuyorlar. Yalan da değil hani. Kira vermiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Eğer kira vermediğimiz için oturuyorlarsa ilk fırsatta kira vermeye başlıyorum. Sen bilirsin. Onlar gelmeden önce sen bir şey söylüyordun. Ben mi? Evet sen. Ne söylüyordum? Bahriye, sinir etme insanı. Ne söyleyeceksen söyle. Aslında yine en sermayesiz iş emlakçılık. Küçük bir dükkan kiralarız. Bir masa, iki sandalye. Siz müşterileri gezdirirsiniz. Ben de sözleşmeleri imzalarım. Kiralar da yükseliyor. Komisyondan götürürüz. Ama Kadir abicim, yani emlakçı olmak o kadar kolay değilmiş artık. Yani bir sürü kanun çıkmış. Hadi ya. Devlet zaten bu aralar çok üstüme geliyor. Önce işimi kapattırdı. Şimdi de yeni iş kurmama engel oluyor. Usta, bana da bir çay ver be. Demli olsun. Garson aranıyormuş Kadir abi. Bana ne? İş arıyorsun ya. Rafi, sen beni hiç tanıyamadın galiba. Ben öyle küçük işlerin adamı değilim. Vallahi Kadir abicim, bence bir an önce iş bulmalısın. Yoksa Hülya abla seni boşayacak. Bu da taktı boşanmaya ya. Boşamaz, boşayamaz, boşanamaz. Boşanmak o kadar kolay mı kardeşim? Eğer boşanacak olsaydık 15 senede tam 15 kere boşanırdık biz ya. Aman be Bahriye, aman be Bahriye. Ya sen adamı deli edersin be. Ben gidiyorum. Tamam tamam, söyleyeceğim. Evet. Hülya ile Kadir. Ne olmuş? Barıştılar mı yoksa? Tam tersi. Nasıl tam tersi? Geçen gün gazetede okudum da son dönemde boşanma olayları acayip artmış. Bence dikkatli ol Kadir abi. O senin okuduğun istatistikler sosyetik evlilikler için geçerli. Kadının ya anası babası zengin oluyor ya da kadının iyi bir işi oluyor. Herifin ilk hatasında tekme yalla. Allah'tan Hülya yenge çalışmıyor. Yoksa seni %100 boşardı. O çalışsa da beni boşayamaz. Benim gibi adamlardan fazla kalmadı bu memlekette. Tabii canım, tabii. Kahvede boş boş oturup da bulmaca dolduran adam fazla kalmadı Türkiye'de. Tamam, bu aralar bir geçiş dönemindeyim. Ama çok yakında her şey düzelecek. Biraz para bulayım, bomba gibi bir iş kuracağım. Para oluk oluk akacak. Tabii param olunca evle aram da düzelecek. Herkes gelecek benden teker teker özür dileyecek. Özellikle de Hülya yengeniz. Böyle boşanma lafları falan ettiği için bin pişman olacak. Ayaklarıma kapanacak. Özürler diliyorum diyecek. Lan oğlum, bir erkek tavlası öğrenemediniz ben. Kamil abi, senin işin gücün yok mu ya? Baksana abi, çay istiyorlar ya. Uza ya. Kadir Topçuoğlu'nu arıyorum. Burada mı? Pos bıyıklı. Bugüne kadar kaç kere yaptı? Kadir Bey. Buyurun benim. Ben avukat Nihat Kubur. Avukat? Hayırdır avukat bey? Biri çay içme tarzımıza gıcık olduğu dava mı açtı? Hayır. Hülya Hanım size dava açtı. Hı? Buyurun. Mahkeme celbiniz. Pazartesi günü boşanma davasında görüşmek üzere.